Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 12. sınıflar İslam Kültür ve Medeniyeti dersimizin 1. dönem 2. yazılı sınav sorularını yapacağız. Kıymetli arkadaşlar yeni formatta öncelikle sizlere sorularımızı gösteriyoruz. PDF şeklinde sizler bu soruları çözüyorsunuz. Birkaç dakika sonra da ben soruları çözmeye başlayacağım. Test sorularıyla başlıyoruz değerli arkadaşlar. Ekranı durdurarak bu sorularımızı çözebilirsiniz. İkinci sorumuz ve üçüncü sorumuz. Dördüncü sorumuzu ekranı durdurup çözün. Bir kağıda not alın. Biraz sonra cevaplarını vereceğim. Beşinci sorumuz. Altı ve yedinci sorularımızı durdurarak çözelim. Sekiz ve dokuzuncu sorularımız. 10 ve 11. sorularımızı ekrana durdurup çözebilirsiniz. Devam ediyoruz. 12 ve 13. sorularımız. 12. sınıflar için İslam, Kültür ve Medeniyeti dersimizin 2. yazılı çalışma sorularını sizlerin istifadesine sunuyoruz. Sizler ekrana durdurarak bu sorulara cevapları verin bakalım. Konumuzu anlamış mısınız? Kıymetli arkadaşlar... Bu sorularımızın ve tüm konu, konularımızın şu ana kadarki ilk üçün ilk üç ünitemizin konu anlatımlarını, değerlendirme sorularını paylaştık. Evet değerli arkadaşlar, ikinci bölümde boşluk doldurma sorularımız var. Yine bunlardan bildiklerinizi ekranı durdurarak cevaplandırabilirsiniz. Devamında sorularımız bu şekilde yine ekranı durdurup bildiğiniz cevapları yazın bakalım ve doğru yanlış soruları 3. bölümde yine bunları da ekranı durdurarak cevaplandırabilirsiniz. Ayrıca bir pdf çıkarma zahmetinde bulunmayın. Çünkü sizlere öncelikle soruları gösteriyoruz. Soruları doğru cevaplamanızı bekliyoruz. Ve akabinde birkaç dakika sonra cevaplara ulaşacağız. Evet bu sorularımızı değerli arkadaşlar doğru yanlış şeklinde cevaplandırmanız gerekiyor. Muhakkak sınavlarınızda da buna benzer sorular geleceği için konumuzun özeti mahiyetinde olan bu sınav sorularımızı çalışan çözen arkadaşlarımızın eminim sınavda çok yüksek notlar aldığını birinci yazılarda gördük. İnşallah ikinci yazılarda da sizlerin sınavlarınızda başarılı olabilmeniz için sınav sorularını içimden yayınlamaya başladık. Ve kıymetli arkadaşlar klasik sorulardan sizler için bakın bunları derledik. Bu klasik soruları yine ekranı durdurarak cevaplamaya çalışın. Ve şimdi değerli arkadaşlar son soruları görüyorsunuz. Evet, böylece e, ekranı durdurarak 3 dakika içerisinde sizlere tüm soruları gösterdik. Şimdi de kıymetli arkadaşlar 12. sınıflar İslam Kültür ve Medeniyet dersimizin 1. dönem 2. yazılı çalışma sorularının cevaplarını yapacağız. 1. sorumuzdan başlayalım. Gerçek, doğru... Gerçeğe uygun anlamına gelen hak kelimesinin zıttını soruyor. Hakkın zıttı nedir? Batıldır. İslam'ın zıttı nedir? Batıldır. Cevabımız da Denizli. Zulüm değerli arkadaşlar haksızlık yapmak, şirk Allah'a ortak koşmak, nifak münafıkların yaptığı gibi ortalığı karıştırmak, şer de zaten e, doğru olmayan her şeye şer denilir. Hakkın, doğrun gerçeğin zıttı da nedir? Batıldır. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha fazla insan hakları beyannamesi özelliği taşır ki burada değerli arkadaşlar Medine Sözleşmesi peygamberimizle Medine'de yaşayanlar arasında muhacir, ensar ve Yahudiler arasında yapılmıştır. Hudeybiye Anlaşması Medine'li Müslümanlarla Mekke'li müşrikler arasında yapılmıştır. Akabe Biatı peygamberimizle Medine'de gelen bir grup Müslüman arasında iki defa yapılmıştır. Rıdvan Biatı da Hazreti Osman'ın gelmemesi, gönderilmemesi şehit edildiği üzerine Peygamberimizin umreklerle yaptığı sözleşmedir. Ancak veda hutbesi Arafat'ta yüz binden fazla Müslümana e, İslam'ın son Peygamberimiz tarafından tebliğidir. Dolayısıyla veda hutbesi insan hakları beyannamesi gibidir. Üçüncü sorumuzda devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Medine Hicret'ten sonra İslam kardeşliğinin pekişmesi için yapılan en önemli olaydır? Burada kıymetli arkadaşlar Ensar ile Muhacir'in kardeş ilan edilmesinden bahsediyor. Onun adı neydi? Muahat Anlaşması. Tamam mı? Mekke'den göçen evlerini, yurtlarını, tarlalarını, hep bütün eşyalarını Mekke'de bırakan muhacirlerle onlara evlerini, yurtlarını, kapılarını açan Ensar arasındaki Muahad anlaşması işte İslam kardeşliğinin pekişmesi için yapılan en güzel anlaşmalardan biridir. Dördüncü sorumuzu yapalım. İslam toplumu ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Üstünlük kabile, ırk ve toplumsal statüde değildir. Üstünlük neydedir? Takvadadır. Güce ve zevke dayanan toplum yapılarından farksızdır demiş ki bu tamamen ve külliyen yalandır. İslam'da Güç ve kuvvet ve zevk değil, asalet, adalet, hak, hukuk gibi kavramlar öne çıkar. Dolayısıyla B maddemiz yanlıştır, onu işaretliyoruz. Beşinci sorumuzu yapalım. Aşağıdaki hadislerden hangisi İslam'da aile ve evlilik anlayışıyla ilgilidir? Merhamet etmeyene merhamet etmez bu toplumsal ilişkilerle ilgili. Kim bir Müslüman'a sıkıntısını giderirse Allah da kıyamette onun sıkıntılarından birisini giderir. Bu da yardımlaşma ile ilgili. Ben kıyamet gününde diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Ümmetin çokluğu da değerli arkadaşlar helalinden olmalıdır ki o da nedir? Evlilikle gerçekleşir. Karı koca evlendikten sonra inşallah hayırlı nesiller dünyaya getirirler ki işte Peygamberimiz sizin çokluğunuzla evleneceğim buyuruyor. Ve altıncı sorumuzla devam ediyoruz. İslam medeniyeti insanın maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayan çok sayıda özgün kurumlar oluşturmuştur. Aşağıdakilerin hangisi ticaretle ilgili sosyal bir kurumdur diyor. Tekkeler dini, suffalar eğitimle ilgili, ahilik değerli arkadaşlar. Bakın iki defa yazılmış buraya çünkü pekiştirmek için olması lazım. Bunlar ahilik, ticaretle ilgili, usta çırak kalfa ilişkileri ticaret hukuku ile ilgili yapılan çok güzel faaliyetlerdir. Vakıflarsa ümmetin ihtiyaçlarını karşılamak için meccanen dediğimiz bedava kurumlardır. Tekkelerde birçok alim, mutasavvıf ve şairin Arapça, Farsça, Türkçe eserleri okunmuş ve şerh edilmiştir yani açıklanmıştır. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Mevlana'nın mesnevisi var değerli arkadaşlar. Doğru. Muhyiddin i̇bn Arabi'nin Füsusül Hikem adlı eseri, Gazali'nin i̇hya Ulumiddin eseri varken Yunus Emre'nin Divanı lügat Türk'ü yoktur. Divanı vardır ama Divanı lügat Türk'ü kime aittir? Kaşgarlı Mah Mahmud'a aittir. E, Araplara Türkçe öğretmek için yazılan bir sözlüktür. Ve Süleyman Çelebi'nin Mevlidi de zaten meşhurdur. Evet 8. sorumuzla devam ediyoruz. 8 dakikada 8 soruyu çözdük. Bakın aynı zamanda sizlere de tüm soruları gösterdik ki pdf olarak onları canlı olarak çözün diye. Peygamberimiz hicretin 5. senesinde baş gösteren kıtlık nedeniyle Mekkeli müşriklerin yardım isteğine olumlu cevap vermiştir. Bu olay aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilişkidir? Bakın Mekkeliler normalde Müslümanlara düşman. Ancak hicretin 5. senesinde yani 627 yılında böyle bir kıtlık olunca bu adaletle olmaz. Uhuvvet, kardeşlik demek, cizye Müslüman olmayanlar alınan vergi bu yardımlaşma da değerli arkadaşlar. Yani Müslüman olmayanlar Müslümanlara yardım etmiştir. Yer ve zamanı gelince de Müslümanlar yine onlara yardım etmiştir. Dokuzuncu sorumuz İslam toplumu ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Müslümanlar iyilik ve takva üzerinde yardımlaşmaya davet edilir. Doğru. İhtiyaç sahiplerinin gözetilmesine uzak olandan başlanılması esastır. Tam tersine yakın olandan önce yakın akrabaya, yakın komşuya yardım edilir. Daha sonra bulunamazsa uzaklara doğru gidilir. Fakir ve yetimlerin temel ihtiyaçları toplum tarafından karşılanır. Evet. Karşılıksız yardım esastır İslam'da. İhtiyaçlarını karşılayamayan muhtaç ve düşkünlere yardım edilir. Bakın B maddesinin yanlış olduğu ortaya çıktı. 10. sorumuzda devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Şefkat ve merhametten kaynaklanan bir duygudur. İhtiyaç içinde olsa dahi kardeşini kendine tercih etme anlayıştır. Geniş anlamda cömertlik ve diyargamlık demektir. İnsanın elindeki kaynak ve imkanları başkalarının yararına kullanmasıdır. Bu parçada bahsedilen kavram İslamiyetin çok önemli kavramlarından birisi İSAR'dan bahsediyor kıymetli arkadaşlar karşılıksız bir şekilde sırf Allah rızası için kendi ihtiyacı dahi olsa diğer müminlerin ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan cömertlik, diğer gamlıktır. O takva dinimizde üstünlük nedenidir. İşte İsar ile Müslümanlar üstünlük derecesine ulaşmak isterler. Diğer kavramları ileride anlatacağım için burada değinmiyorum. Aşağıdakilerden hangisi kişinin başta annesi ve babası olmak üzere diğer insanlar karşısında Sevgiye dayalı özverili tutumunu ifade etmektedir. Kıymetli arkadaşlar, burada insanın diğer insanlara karşı gerçekten özverili bir şekilde saygılı, sevgili, adaletli davranmasına ihsan denilmektedir. Cihad Allah yolunda savaşmak, takva, Allah'ı çok sevip ondan çok korkmak, infak, her türlü yardımda bulunmak, bu vahid de Allah'ı tekleyen Müslümanlar anlamına gelen bir terim. 12. sorumuzda devam ediyoruz kıymetli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi vakıfların faaliyetleri arasında yer almaz? Eğitim yaptılar, sağlık alanda çalıştılar, ticaret faaliyetleri yapıldı, iskan politikaları izlendi ancak vakıflarda yargılama yapılmaz. Yargılama nerede olur? Mahkemelerde olur. Kadılar huzurunda mahkemelerde yapılır. 13. sorumuz insanın mensup olduğu dine, etnik kökene, ırka, toplumsal konuma ve cinsiyetine bakılmaksızın inancı, canı, malı, nesli ve namusunun dokunulmaz olduğunu esas alan ilke kıymetli arkadaşlar buna ademiyet denilmektedir. Hani yukarıda geçmiş diye anlatacağım diye bakın. Ademiyet demek hiçbir insanın dinine, etnik kökenine, ırkına, toplumdaki mevkiine ya da cinsiyetine bakılmadan onun inancının, canının, malının Neslinin ve namusunun beş dokunulmaz dediğimiz İslam'a göre hususun korunması ilkesine Ademiyet denilmektedir. Ve 14. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi İslam ekonomisinin ilkelerinden biri olamaz? Ferde, mülkiyet ve teşebbüs hakkı tanınır mı? Tabii ki herkes ev, araba, iş yeri, tarla almak hakkına sahiptir. Faiz haramdır, ticareti baltalar. Helal kazanç esastır. İsraf İslam'da yasaktır. Lüks tüketim teşvik edilmez kıymetli arkadaşlar. İslam'da lüks yerine kişi de Allah verdiği nimetleri görmek ister. Helalinden kazandığı nimetleri üzerinde görmek ister. Ancak lüks tüketim, israf gibi kötü davranışlar dinimizce haram kılınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Peygamber'in vahiy baş katibidir? Kıymetli arkadaşlar, Peygamberimizin baş katibi Zeyd bin Sabit'tir. Aynı zamanda Zeyd bin Sabit, Hazreti Ebu Bekir zamanında vahiylerin toplanması, musaf haline getirilmesine yine baş katiptir. Hazreti Osman zamanında musaf haline getirilen Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılmasında yine Zeyd bin Sabit başkandır. Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetini ortaya çıkan ilim merkezlerinden biri değildir? Bağdat, Meraga, Kurtuba, Cündi Şafur. Bunların hepsi İslam kültür merkezlerinden ancak Tübingen değildir. Evet arkadaşlar cevap Bursa. Devam edersek 17. sorumuzda bakalım ne soruyor. Aşağıdakilerin hangisi Bağdat'ta Moğol işgali sonucunda tahrip görmüştür? Ne Moğollar Irak, değil mi? Küfe, İslam dünyasının pek çok yerini olduğu gibi yakmışlar, yıkmışlar, ve en çok da kütüphanelere zarar vermişlerdir. Cevap Ceyhan. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletli hükmetmenizi emreder. Ayetinde hangi prensibe doğrudan vurgu yapılmıştır? Burada değerli arkadaşlar, ilmi birikimin kaybolmadan korunmasını sağlamak, önceki medeniyetlerin bilgi birikimini tekrarlamak, ilimlerin her yönden gelişmesini sağlamak, Yeni ilim dallar oluşturmak, ilimlerin yeryüzündeki coğrafi yayılımını öğrenmek. Bakın burada hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi, yani ilmi birikimin kaybolmadan e, korunmasını Rabbimiz bizlerden istemektedir. Değerli arkadaşlar, birinci bölümde test sorularını işledik. İkinci bölümde ise boşluk doldurma sorularını yapacağız. Bakın burada... İlk bölümde hatırlarsanız size PDF'ini çözün diye göstermiştim. Neymiş cevaplarımız? Emeksiz elde edilen haksız kazanç ve olağan dışı kar elde etme beklentisi nedir? Faizdir. Yattığın yerden parayla para kazanma. Zenginlerin daha zengin olması, fakirlerin daha fakir olmasını sağlayan kötü bir ticari kavram. Hazreti Peygamber tarafından insana ulaştırılan ilahi emirleri İnsansın insansın diliyle söylemesi, insanın diliyle söylemesi ve kalbiyle tasdik etmesi olarak tarif edilmiştir. Nedir bu? İmandır. İman esaslarını ne yaparız? Dilimizde tekrar ederiz, ikrar ederiz ancak kalbimize de onu tasdik ederiz. Zaten öyle yapmazsak münafık olunur. İnsanın yaratıcısıyla ilişkilerinde, yaşantısında, ibadet ve iyiliklerini çıkar kaygısı gözetmek sizin sadece Allah rızasını yapmasına ne denir? İhlas denir, samimiyet denir. Müminin Allah'a yakınlaştıracak şeylere uyması, ondan uzaklaştıracak şeylerden de kaçılması kaçınması nedir? Takvadır. İşte üstünlük derecesi de nedir? Takvadadır. Eğer doğru yaptıysanız bravo sizlere. Yanlış yaptıysanız buradan öğrenin. Müminin işlerini Allah'ı görüyormuş gibi en güzel şekilde yapması nedir? İhsandır. Her ne kadar biz onu görmesek de Rabbimiz bizi her anımızı görmektedir. Bu sorumuz yukarıda testte de geçmişti hatırlayın. İnsanın mensup olduğu dine, etnik kökenine, toplumsal konumuna ve cinsiyetine bakılmaksızın can, mal, namus, inanç ve hakkının korunmasına ademiyet denir. İnsanları hem cinslerinin ve diğer canlıların sıkıntıları karşısında duyarlı olmaya ve yardım etmeye sevk eden duygu nedir? Merhamet duygusudur ki merhamet etmeyene merhamet edilmez. Tüm canlılara karşı Müslüman merhametli olmalıdır. İhtiyaç içinde olsa dahi kardeşini kendine tercih etmek neydi? İsar. İslam toplumunun dini, idari, hukuki, siyasi, sosyal ve ekonomik faaliyetlerin gerçekleşmesinde merkez konumda olan nedir? Mescit ve camilerdir. Evet, böylece boşluk doldurma sorularımızı biraz sonra tamamlayacağız. Mensuplarına İslam ahlakını ve tasavvuf terbiyesini kazandırmaktır. Şiir, musiki ve güzel sanatlar alanında önde gelen kurumlardır. Nedir onlar? Tekkedir. Hadis metinlerini belirli bir tasnife tabi tutmadan yazıya geçirmeye ne denir? Tedbin denir. Peki tasnif ederek gruplara ayırmaya ne denir? Tasnif etmek musannefler onlarda. Hadis dersinde bunları işledik. 18. yüzyıldan itibaren İslam ilimleri ve Müslümanların kültür ve medeniyet tarihi üzerinde önemli çalışmaların yürütüldüğü faaliyetler oryantalizmdir. Yani yabancıların, Müslüman olmayanların İslam dünyasındaki ilimleri, bilimleri, kültürleri incelemelerine oryantalizm denir. Cahiliye döneminde aralarında baba tarafından kan bağı bulunan akrabanın oluşturduğu topluluğun bütün fertlerini birbirine bağlayan ve herhangi bir dış tehlikeye karşı koymak veya saldırıda bulunmak söz konusu olduğunda bütün topluluk üyelerinin harekete geçmesini sağlayan birlik ve dayanışmaya da asabiyet kültürü denir. İşte İslam bunu da yasaklamıştır. Irkçılığı, kabileciliği ne yapmıştır yasaklamıştır. Bu sorumuz boşluk doldurma şeklinde gelirse asabiyet diyorsunuz. Tanımını yap derlerse işte buranın tamamını anladığınız şekilde yapacaksınız. Ve üçüncü bölüm değerli arkadaşlar doğruya doğru yanlışa yanlış soruları. Beytül Mal hakkında bakın bilgi veriliyor. Beytül Mal tam olarak Hazreti Ali döneminde kurumsallaşmıştır. Bu dönemde Bizans ve İran'a karşı elde edilen zaferlerle sınırlar genişlemiş, refah seviyesi yükselmiştir. Bu bilgi yanlış bir bilgi. Çünkü Beytül Mal Hazreti Ömer zamanında kurumsallaşıyor. Emeviler İslamiyeti Orta Asya'dan Atlas Okyanusu'na kadar olan geniş bir bölgeye yaymıştır. Ticaret yolları üzerinde gerçekleşen canlı ekonomik faaliyetler yeni tarım alanlarına sahip olunması, vergilerin düzenli toplanma zorunluluğu kurumlaşmayı geliştirmiştir. Doğru Emevilerin böyle faaliyetler olmuş. Bizans ve İran paralarının yerine dinar ve dirhem denilen İslam paraları bastırılmıştır. Doğru. Emeviler kurdukları divanlarla ekonominin kurumsal yapısını geliştirmiş, mali işleri idare etmek, vergileri toplamak ve dağıtmak için divanın malı kurmuş demişler. Burada bu işleri yapanlar Abbasiler devleti de derler arkadaşlar. Yani Emevilerin böyle bir şeyi faaliyeti yoktur. Devam edelim doğruya doğru yanlışa yanlış. Abbasiler döneminde Avrupalılar Akdeniz'deki ekonomik hakimiyetlerini büyük ölçüde kaybetmiştir. Dünya deniz ticareti Müslümanların kontrolüne geçmiştir. Doğru. Selçuklar da divanı istifadıyla mali bir yönetim kurulu oluşturmuştur. Doğru. Osmanlılar'da hazineye amir adı verilen devlet hazinesine ayrı olarak padişahın şahsi hazinesi olan cebi i Hümayun devlet giderlerini karşılanmasında yedek bütçe amacıyla ne yapmış kullanılmış. Bu da doğru. Evet arkadaşlar konumuzu pekiştirmeye devam ediyoruz. Helal kazanç nedir? Kişinin emeği ve kazancının karşılığında hak ettiği her şeydir. Zekat nedir? İslam'ın belirlediği zenginlik ölçüsüne sahip olanların vermesi zorunlu olan bir yükümlülüktür. 80,18 gram altına sahip olan üzerinden bir yıl geçen zorunlu ihtiyaçlar dışında borçlar olmayan Müslümanlar yılda bir defa e, fakirlere zekat verir. Peki infak nedir? İnsana rızık olarak verilenlerden muhtaçlara da pay ayırmak, onları yokla mahkum etmemektir ki İslam'ın çok güzel yardımlaşma faaliyetleridir. Zekat cizye ve haraç gibi vergilerin toplanması ve dağıtımı, ganimetlerin paylaşılması, beytül malın kurulması ilk defa Hz. Peygamber döneminde yapılan ekonomik faaliyetlerdir. Doğru. Emeviler Bizans ve İran paralarının yerine dinar ve dirham dirhem denilen İslam paralarını kullanmışlardır. Bu da yine doğru. Böylece ikinci ve üçüncü nütemizin tamamının özetini yapmış oluyoruz. Abbasiler kurdukları divanlarla ekonominin kurumsal yapısını geliştirmiş, mali işleri idare etmek, vergileri toplamak ve dağıtmak için divanul malı kurmuşlardır. Doğru. İslam dünyasındaki ilmi gelişmeler 11. yüzyılın sonlarına itibaren ortaya çıkan şu üç siyasi olaydan ne yapmıştır? Olumsuz etkilenmiştir. Birincisi Haçlı Seferleri, ikincisi Moğol istilası, üçüncüsü de Endülüs'ün maalesef Müslümanların elinden çıkması. Emeviler arazi, zekat, gümrük gibi çok sayıda vergilerin toplanması için Divanul Harac ve Divanul Ziya'yı kurulardı. Kim kurmuştu? Emeviler değil. Abbasiler kurmuştu diyeceğiz buraya. Evet, devam ediyoruz. Hz. Peygamber Mekke döneminin ilk yıllarında hem ibadet hem de ilmi faaliyetlerde Darul Erkam'ı ne yaptı? Bir eğitim öğretim merkezi olarak kullandı. Doğru. Hicretten sonra Medine'de Hazreti Peygamber'in ilk ve en önemli faaliyeti Mescid-i Nebi'yi inşa etmektir. Mescidin bitişinde de suf ve mektebin açmaktır. Doğru. Emevilerin ilk halifesi Muaviye zamanında Şam'da resmi bir kütüphane kurulmuştur. Doğru. Nizami Mülk'ün 1065'te Bağdat'ta kurduğu Nizamiye Medresesi İslam dünyasının diğer medreselerine ne yaptı? Örnek oldu. Bağdat'taki Nizamiye Medresesi, İslam ülkelerindeki yüksek öğretime ders programını getiren ilk eğitim kurumudur. Fatih Sultan Mehmet Sahne Sema Medresesi, Kanuni ise Süleymani Medreselerini ne yapmıştır? Yaptırmıştır diyeceğiz. Devam ediyoruz. Akademik çalışmaların gerçekleştirildiği rasathaneler ilk kez İslam coğrafyasında kurulmuştur. Halife el döneminde ilk ilki Bağdat yakınlarındaki Şemmasiye, diğeri de Şam yakınlarındaki Kasiyun rasathaneleriyle başlayan gözlem çalışmaları astronomik gözlemciliğin ilk kez kurumsallaştığını göstermektedir. İslam kültür ve medeniyetinde tercüme hareketleri Medine döneminde başlayarak Abbasiler döneminde devam etmiştir. Doğru. Emevi halifesi Memun zamanında Bağdat'ta 832 yılında Beytül Hikme kurulmuştur. Bu Emevi halifesi değil memun, Abbasi halifesidir. Bu cevap yanlış. İslam ve kültür medeniyetini Emeviler ve Abbasilerden itibaren okuma yazma ve Kur'an üreten okullara kütap adı verilirdi. Karahanlar, Selçuklar ve Osmanlılar da Sibyan Mektebi açılırken Osmanlılar zamanla bu mekteplere ne denmiştir? Mahalle Mektebi ya da Taş Mektep hocalarına da muallim denilmiştir diyeceğiz. Evet doğru yanlış sorularımızın son bölümüne geldik. Değerli arkadaşlar bunları muhakkak bir kaçı size son olarak gelecek. Selçuklarda divan istifadıyla mali bir yönetim kurulu oluşturulmuştur. Osmanlılar'da hazineye amirat verilen devlet hazinesinden ayrı olarak padişahın şahsi hazinesi Cebi Hümayun kurulmuştur. El-Kindi'den itibaren yetişen filozoflar, Farabi, i̇bn Sina, Gazali ve İbn-i Rüşt'ün ortaya koyduğu eserler günümüze ne yapıyor? Işık tutuyor. 664 yani 1265 yılında Bağdat Rasathanesi'nde Nasıraddin-i Tusi yönetiminde özel bir kağıt hamurdan mamul bir küre üzerinde dünya haritası yapılmıştır. Hz. Adem'den itibaren peygamberlerin öncüsü olduğu toplum modeli asr-ı saadette mükemmel şeklini alarak İslam toplumuna ne yaptı? Dönüştü. Ahiliğin kökeninde esası fedakarlık olan fütüvvet anlayışı vardır. Fütüvvet kişinin düşmanlık beslememesi, insanlarla barışık olması, sofrasına yemek yiyen müminle kafir arasında ayrım gözetmemesidir diyoruz. Evet değerli arkadaşlar, son bölümün sorularını yapmaya devam ediyoruz. Allah evrendeki her şeyi insan için var etmiş ve ona emanet etmiştir. Doğru. Hazreti Ömer'e derin bilgisi sayesinde ilmin kapısı verilmiştir. Hayır, Hazreti Ömer'e değil, Hazreti Ali'ye verilmiştir. Kur'an sahabeden kurra ve hameletül kurra'dı verilen hafızlar cezbelenerek ne yapıldı? Muhafaza edildi, korundu. Kutsal kitapları getiren meleğin sıfatı ruhul emin. Peygamberlerin ortak sıfatlarından biri emin. Mekke'nin sıfatı da beledülemindir. Bakın güvenilir kelimesi İslam'da ne kadar çok kullanılıyor. Kur'an'da yer alan Sizden iyilikle emreden, kötülükten sakınına bir topluluk bulunsun emri, his bedeninden teşkilatın vücut bulmasını sağlamıştır. Evet. Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin ilimle ilgili açıklamalarına göre hayatın amacı ilimle elde edilen imanın sonucu iyi insan olarak iyi işler yapmaktır. Hz. Ebu Bekir Zeyd bin Sabit'i mevcut Kur'an nüshalarını tek bir kitap haline getirmekte ne yaptı görevlendirdi? Yukarıda da bahsetmiştik. Son iki sorumuz. Zeyd bin Sabit başkanlığında vahiy katiplerine oluşan heyet Kur'an metinlerini karşılaştırmalı kontrolünü yaparak Musaf Fadeli iki kapak arasına getirdi. Hz. Osman zamanı yine Zeyd bin Sabit başkanlığındaki bir komisyon tarafından 7 adet çoğaltma Musaf nüshası ülkenin farklı yerlerine Gönderil diyoruz. Değil arkadaşlar, şimdi klasik sorularımız var. Olur ya klasik sorular gelirse muhakkak bu sorulardan bazıları gelebilir. Mesela İslam toplumunu yönlendiren ilkeler nelerdir? Bunlar güven, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma, hakkı ve adaleti gözetmedir diye yazacaksınız. İkinci sorumuz İslam toplumunda yardımlaşma ve dayanışma ilkeleri nelerdir diye soru gelirse Müslümanlar iyilik ve takva üzerinde yardımlaşmaya davet edilir. İhtiyaç sahiplerinin gözetilmesine aile fertleri, akrabalar, komşular yani yakın olandan uzağa doğru gidilmesi esastır. Çalışma gücü olmayan, çalıştığı halde ihtiyaçlarını karşılayamayan, fakir ve yetimlerin, muhtaç ve düşkünlerin temel ihtiyaçları toplum tarafından karşılanır. Ve bu yardımlar karşılıksız yapılır diye yazabilirsiniz. Üçüncü sorumuz insan onurunun korunması ile ilgili İslam dininin ilkelerini açıklayınız. Kıymetli arkadaşlar, İslam dinine göre insan onurlu, şerefli ve izzet sahibi kılınmıştır. İslam dini insan onurunu korumayı esas alır. İnsanın yaratılıştan kaynaklanan üstünlüğü, ırk, renk gibi ayrımlar asla kabul edilmez. İnsan onuru, makamlar, mevkiler, Siyasi, sosyal ve ekonomik üstünlük statülerinden kaynaklanmaz. İslam, statüye dayanan üstünlük anlayışını kesinlikle reddeder. Temel insan haklarını beyan eder. Buna göre İslam'a göre insanlar değil, ırk, soy, cinsiyet, mezhep ayrımı gözetmeksizin Allah katında hepsi eşittir. Her insan yaşama hakkına sahiptir. Bu hak ona yalnızca insan olduğu için verilmiştir. Esir, hükümlü, tutuklu ve engelliye iyi davranmak zayıfları ezmemek, çocukları çalıştırmamak insan onurunu korumanın bir gereğidir diye açıklayabiliriz. Dördüncü sorumuz İslam toplumunda aileye verilen önem. Değerli arkadaşlar İslam toplumunda aile birliğine çok büyük önem verilir. Ailenin tarafları olan erkek ve kadın birbirinin destekçisi, birbirinin koruyucusu ve huzur kaynağıdır. Aile yuvası sevgi, şefkat ve merhamet üzerine kurulur. Kur'an ve hadislerde evlilik tavsiye ve teşvik edilir. Peygamber Efendimiz İslami bir yaşantının hakim olduğu ailelerin kurulmasını ve ümmetinin sayıca artmasını istemiştir. Hesap gününde ümmetinin çokluğuyla övüneceğini bize bildirmiştir. Aile kurmanın amaçları neslin devam ettirilmesi, neslin korunması, aile ve çocuklar arasında sevgi, saygı ve huzur içinde duygusal ihtiyaçların karşılanmasıdır. Çocuklara temel dini, sosyal ve kişisel eğitimler nerede verilir? Ailede verilir. Beşinci sorumuz, İslam medeniyetinde ekonomik düzenin temellerini açıklayınız diyor. Burada değerli arkadaşlar, haklar, tavsiyeler ve yasaklar vardır. İslam medeniyetinde ekonomik düzeninde haklar, kaynakların kullanma hakkı, teşebbüs hakkı, çalışma hakkı ve mülkiyet hakkıdır. İslam'ın tavsiyeleri ise helal kazanç, emeğe saygı, infaktır yasaklarsa fail ve israf İslam'da yasaklanmıştır. Kütüb-i Sitte ne demektir? Açıklayınız ve eserlerini yazınız. Kütüb-i Sitte altı ayrı hadis derlemesinden oluşan hadis külliyatıdır. Efendimizin tüm sözlerinin yer aldığı kitaplardır. Kütüb-i Sitte iki tane sahihden oluşur. Sahih Buhari, Sahih Müslüm ve dört tane sünenden oluşur. Sünen-i Ebu Davud, Sünen-i Nesai, Sünen-i İbn-i Mace ve Sünen-i Tirmizi'dir sondakiler yazanlar bu eserlerin yazarlarıdır. Yani Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, i̇bn Mace ve Tirmizi bu eserlerin bir araya toplayan müellifleridir. Yedinci sorumuz, İslam kültür ve medeniyetine ortaya koyulan ilmi faaliyetlerin kendisinden sonra gelen ilmi çalışmalar ilham kaynağı olması bakımından ayırt edici özellikleri nelerdir? Birincisi evrenselliktir. İslamiyet'in yayılma sürecinde diğer milletlerle kültür ve medeniyet etkileşimi gerçekleşmiştir. İkincisi metodik çalışma. Yani gerçeğe ulaşmak için izlenen yol olan deney ve gözlemle teorinin birlikteliği ve eşgüdümü tarih ilk kez ortaya konmuştur. Akli ve bütüncül olması. Müslümanların ilim anlayışı din ve din dışı gibi bir ayrım içermeyen bütüncül bir dünya görüşüne sahiptir. Ahlaki tavır Karşılıklı görüşlere saygı, bilginin kaynağının belirtilmesi, iç ve dış tenkidin yapılması, varlan sonucun paylaşılması ve ilmi güvenilirliğini sağlayan yegane ölçütleridir. Sekizinci sorumuz İslam dünyasında ilim ve bilime katkı sunan alimleri eserleriyle yazınız. Bazılarını yazalım. Bakın. Kindi felsefe alanındadır. Kitab-ı fil felsefetül ula. Cabir bin Hayyan kimya alanındadır. kitab kimya. İhvanu Safa felsefe alanındadır. Resailü İhvanı Safa. Harizmi riyaziyat yani matematik alanındadır. Kitabul Amel bil Usturlab. Farabi felsefe alanındadır. Kitabu İhsa il Ulum. Taberi tarih alanında Tarihül Ümem vel Mülük. İbn Sina tıp alanındadır. Felsefe el Kanun fi Tıp. Kindi matematik alanında felsefe Risale fi izahi tenahi cirmi alem. Ebul Kasım Zehravi de tıp alanındadır. Yani cerrahi alanda et tasrif limen acize anet Bunlar belki test soruları şeklinde sizlere sorulabilir. Ve geçelim ademiyet kavramına. Yukarıda da geçmişti. Son olarak klasik soru gelirse şöyle yazacaksınız. İnsanın mensup olduğu dine, etnik kökenine, toplumsal konumuna ve cinsiyetine bakılmaksın. Can, mal, namus, inanç ve aklının korunması ilkesidir. Bu tutumunun sadece insan olmasından kaynaklanır. İnsanın beşeri yönünden nefsin ve şeytanın kışkırttığı zaafları vardır. Bunlar nankörlük, acelecilik, cimricilik, zalimlik ve cetel gibi. İnsanın bu nitelikleri yüzünden diğer insanlara ve çevreye vereceği zarar önlemek için temel hak ve hürriyetler dokunulmaz kabul edilerek İslam hukuku tarafından korunma altına alınmıştır. Evet sevgili arkadaşlar, 10. sorumuzda konumuzu bitirelim. Helal kazanç ve israf hakkında bilgi veriniz. Helal kazanç neydi? Kişinin emeği ve kazancının karşılığını hak ettiği her şey. İslam sadece helal kazancı meşru sayar. Helal kavramını tüm ekonomik faaliyetleri kapsayacak şekilde geniş tutar. İslami ölçüler içerisinde yapılacak her türlü alışveriş ve ticaret helal sayılır ve ibadet olarak değerlendirilir. En hayırlı kazancın kişinin alın teriyle ve helal yolla elde ettiği kazanç olduğu bildirilerek toplumun bu yönde bilinçlenmesine gayret gösterilir. Helal kazanç anlayışının esas alanında İslam toplumunda Müslüman tüccar, ölçü ve tartıyı kullanırken ilahi gözetim altında olduğuna inanır. Peki israf neydi? İnanç, söz ve davranışlarda dinin, akıl veya örfün uygun gördüğü ölçülerin dışına çıkmaktır. Mal veya imkanları meşru olmayan amaçlar için saçıp savurmaktır. İslamiyet, yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz ayetiyle, savurganlığı ve açgözlüğü ne yapar yasaklar. İsraf etmeyerek, kibir ve kurura, gurura kapılmayarak yiyiniz, içiniz, giyiniz ve tasakkut ediniz hadisiyle tüketim anlayışını İslam bize çizmiştir. Evet değerli arkadaşlar, İslam Kültür ve Medeniyet dersimizin ilk 3 ünitesini 2021-2022 oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Değerlendirme sorularının cevaplarına bakabilirsiniz. Şayet onlara bakmadıysanız bir i̇kinci yazılı içinde bu yazılı sorularımız eminim size çok yardımcı olacaktır. Sınavlarında hepinize başarılar diliyorum.